Selamlar arkadaşlar, nasılsınız? Bu bölümde David olarak oynayacağız. Hızlı bir şekilde jeneratörlere girişeceğiz. Oyuna yaralı başlayacağız. Şimdi size yaptığım avantaj dizilimiyle ilgili bilgiyi veriyorum ve hemen oyuna geçiyoruz. İlk olarak ilk avantajımız David'in kendi avantajı. Takma kafaya avantajı, mücadele boyunca sakat durum etkisine maruz kalıyoruz. Kanın neredeyse hemen pıtılaşır diyor. Kan gölcükleri oluşturmazsın. Yani yere kan bırakmıyoruz. Kan izi bırakmıyoruz. Yaralanmamızın sebep olduğu sızlanmaları %50 azaltıyor. Yani bir demir irade gibi değil ama biraz daha ses çıkartmıyoruz yaralıyken. Can çekişme durumundan tamamen kurtulma becerisi sağlıyor. Yani yere düşürdüğünde katil bizi yerden almazsa, yerde bırakırsa defalarca kendimizi kaldırabiliyoruz. Yani bilinin yıkılmaz avantajı mesela oyun boyunca bir kere kullanabiliyorsunuz ama onda %35 hızlı bir şekilde kendinizi toparlıyorsunuz. Bir defaya mahsus kaldırıyorsunuz. Bunda her defasında kendinizi kaldırıyorsunuz. Tabii ki katil bunu bildiği için eğer takma kafaya varsa birisinde yere düşürdüğü zaman yerde tabii ki bırakmayacağı için aslında bu özelliği pek de işe yaramıyor. Sakat durum etkisi neydi hemen hatırlayalım. Sakat durum etkisini arkadaşlar kendinizi iyileştiremiyorsunuz ya da bir başkası sizi iyileştiremiyor. Sakat durum etkisi bu. Oyuna neden yaralı başlıyoruz biliyor musunuz? Direnç var çünkü. Yaralıyken tamir etme, sabotaj, iyileştirme, kancadan kurtarma, atlama, temizleme, çıkış kapılarını açma, sandık açma, oyuna girme. Her şey. %9 ile hız kazanacağız. Gerçekten bu ikisi birbirini güzel tamamlayan avantajlardan bir tanesi. Direnç ve takma kafayı aldık. Tabii ki yaralı başlayacağımız için her an kum torbası kullanabiliriz. Bu da yaralıyken çalışan bir avantaj biliyorsunuz. Sizi bir hamle ileri atıyor win torbası. İnanılmaz. Tam kapıyı açıyorsunuz mesela, tam katil sizi kapıda yakalayacak, pat kurtuluyorsunuz. Tam vuracak size kum torbasını atıyorsunuz, pencereden atlıyorsunuz. Tam yine vuracak, kum torbasını bir kullanıyorsun, paletini oraya atıyorsun, kendini yine kurtarıyorsun. Size ikinci bir şans veriyor ve bazen oyunun kırılma noktalarında öyle bir işe yarıyor ki gerçekten bu maç da kazandırıyor diyebilirim. Gerçekten güzel, kuvvetli bir tüketen avantaj. Son avantajımız Can abi, eğer katil bizi 60 saniye içinde iki defa asmaya çalışırsa, yani bizi kancadan kurtardıktan sonra 60 saniye içinde tekrar asmaya kalkarsa, yani tünellerse, Can abi atıyoruz. Can abi ne yapıyor? Katilin sırtına takıyoruz bıçağı ve 5 saniye boyunca sersemletiyoruz. Ama bizi kancadan kurtardıklarında eğer bir jeneratör tamir edersek, kendimizi iyileştirirsek, bir totem temizlersek, bir kancayı sabotaj edersek ya da diğer kurbanları kancadan kurtarırsak Can Avli otomatikman etkisiz hale geliyor. Tabii ki saplantılı olma ihtimalimiz de arttırıyor. Zaten eğer saplantılı olmasak bile oyuna yaralı başlayacağımız için katilin böyle çok ilgisini çekeceğiz, merak etmeyin. Direkt görür görmez bizi bulabilir ya da direkt bizi arayabilir. Oyunda çünkü yaralı başlayan birisi var. Yani beni düşürürse direkt maçı kazanır zaten oyunun başlarında özellikle. Bakalım neler olacak göreceğiz arkadaşlar. Üzgün kalsı David. Hep Bill'in yüzünden başladı bak bu adamla sigara. Bill'le takıla takıla birlikte jeneratör yapa yapa bu da başladı sigaraya. Hemen hazır diyelim arkadaşlar ve hemen oyunumuza geçelim. Ve Silent Hill haritasındayız arkadaşlar. Katil de gördüğünüz üzere Oni. Katil de Oni. Şöyle hemen karıştıralım bakalım sandığı neler var burada. Zaten her şeyi hızlı açıyoruz. İster misiniz şimdi bir de Volek Oni olsun? Hani kan kürelerine değince gözüküyor ya Oni. Öyle bir... Oo güzel. Bunu da buldum. Aa, bize geldi abi. Allah lan, yanlış yere gittim. Abi yandık ya. Bize gelecek ilk arkadaşlar. Neyse, biraz kafası karıştı galiba orada. Bakalım neler olacak. İzleyeceğiz ve göreceğiz. Ne tarafa doğru koşuyorum bilmiyorum. Şöyle şuradan gidip atladım oradan aşağıya. Eyvah, yakalandık arkadaşlar. Ne edecek burada? Ben size söyleyeyim ne yapacağımızı. Şuradan atlayacağım öncelikle. Ama böyle buraya geçeceğim. Orayı kıracak, güzel. Harika. Şimdi tekrar buraya geçeceğim. Neyse, biraz olsun en azından. Vakit kazandırdık mı? Biraz kazandırdık gibi sanki. Çok az olsun kazandırdık. Çok az. Minnak bir kazandırdık gibi. Güzel. Geliyor hala bana. Süper. Gel babaya gel gel gel. Come to miss. Eyvah, sağ tarafa sattık. Aa, lehimcisi yandı. Lehimcisi yandı. Sattık ya. Resmen sattık şu an. Ama yapabileceğim bir şey yoktu. Bakayım. Yıkım var mı bunda? Yıkım yok. Güzel. Oradaki jeneratöre devam edebiliriz. Allah. Ne oldu lan? Abi en güzel paleti kırdı ya. En güzel. Buraya düz koşar abi bence bu. Bana düz koşmadı. Başka jeneratör de şey yapmaya çalışıyor. Hiçbir jeneratör bitmedi. Büyük ihtimalle ikisi de şu an lehimci yandı ya. Onlara doğru gidiyor arkadaşlar. Çok büyük ihtimalle. Canı kovalıyor şu an. Lehimci tekrar yanacak bu arada. Hemen hemen hemen. Hızlı bir şekilde, hızlı bir şekilde. Güzel. Bu kadar basitti. Şunu iyileştirebilirim. İyileştirebilirim. Hızlı iyileştiriyoruz ya arkadaşlar. Her şeyde hızlıyız. Direncimiz var.
Tıkır tıkır. Yaralı başladık ama hiç fark etmeyecek. Tıkır tıkır halledeceğiz her şeyi. Bir tanesi daha bitseydi iyiydi ama ya. Aslında iki tane, üç tane falan bitmesi lazımdı ama. Henüz bitmedi. Ben de şunu yapacağım şimdi. Eren buraya gelebilir bu arada. Onu düşürdü. Ha, tamam. Buraya gelmez. Buraya gelmez çünkü. Onu asmaya gitti. Ama buradaki bir jeneratör de bitmek üzere. Dur bakalım. Oo, pop atmış abi. Pop at. Eyvah, buraya geliyor. Pop atmış bu jeneratöre. Ne yapacağız? Hiç fikrim yok şu an. Nasıl kurtarabiliriz onu? Buraya doğru geliyor. Bir dakika. Tamam. O gitsin abi. O gitsin. Ben bunu yapayım. Dur. Halledeceğiz her şeyi. Onu kovalıyor hala ama. Güzel. O da kaldırdı. Nasıl kaldırdı bilmiyorum. Yok, kaldırmadı. Ben bunu bir bitireyim abi. Güzel. Yukarı gidebilirsin de. Yukarıda da vardı ya bir tane jeneratör. Onu da bitirelim. Yine lehimcisi yandı ama muhtemelen buraya yetişemeyecek arkadaşlar. Buraya yetişemeyecek yani. Lehimci yandı ama buraya yetişemez. İki katlı ya. Bunun avantajını her türlü kullanmamız gerekiyor. Ama inşallah buradan ölüme çıkmaz. Karşıma çıkarsa buradan çok sıkıntı yaşarız çünkü. Bu arada çekti Serdar Ekrem'i. Buraya gelebilir arkadaşlar. Her an gelebilir, hazır olun. Buradaki palet de kırılmış. Bakalım geliyor bile. Nereden gelecek ama. Allah, geldi bile lan. Deli ne yapıyorsun? Deli manyak. Abi çok kötü, burada palet kalmamış ya. Buradaki paletleri kim yedi arkadaşlar? Kim yedi buradaki paletleri? Aman tanrım. Win torbası. Win torbası her zaman hayat kurtarır her şekilde. Şurada pencere var mıydı? Yoktu burada pencere. Burada kaldık galiba. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yine bu hikayede yanan biz olacağız galiba ama emin değilim. Biraz daha oyalasaymışız, gücü bitiyormuş ya. Yakında da kapı var. Çok güzel arkadaşlar. Şu yakındaki yere şey yapabiliriz. Beni yerden almazsa, beni kurtarırlarsa, beni slaglarsa kendimi yerden kaldırabilirim. Beni eğer yerden alırsa canavle atarım. Ama şu an kankülerini topladı ve gücü hazır halde. Sadece bizi yok etmesi tek tuşa basmasına bağlı. Beni buradan çıkarmayacak. Bakalım nasıl olacak? Kaçabilecek miyiz? Açtılar kapıyı. Eyvah abi, çıkıyor birisi. Can çıktı direkt ha. Çıkma can. Arkadaşlar kurtarın beni. İkinci faza girdim. Abi geri dönecek. O Claudette alacak bu sefer galiba. Claudette. Klo. Klo ne yapacağız Klo? Allah. Arkadaşlar kaçmamız lazım. Allah. T-back. Abi ne yapacağız şimdi buna biz? Bunu nasıl alacağız ki? Bilemedim nasıl alacağımızı. Şimdi ben buna ne yapabilirim onu bilmiyorum. Hani ben yaralıyım şu an ya. Şu an ben cerrah yaptım. Onun haricinde hiçbir şey yapamıyorum arkadaşlar bu arada. Abi onu alması lazım. Pencerede zıplıyor oğlum. Pencereden zıplayacağını kurtarsana adamı. Eyvah, onu da al. Abi o da şey yapamadı. Alamadık galiba. Birimiz kaldı burada. Çok kötü oldu be. Base'e düşmemiz çok kötü oldu. Base'de gittik yani, base'de şu an. Ve Macmillan mülkündeyiz arkadaşlar. İnmeyen depo. Çok çok güzel bir harita. Güzel bir şekilde kullanabilirsek buradan sağ çıkarız, kazanırız. Katil kim, ilbili mi? Evet, ilbili. Direkt bir yere doğru gitti ama bilmiyorum nereye gitti. Bana mı geliyor? Bana geliyor. Eyvah, bana geliyor valla. Bana geldi arkadaşlar. Ne yapacağız? Hiç fikrim yok şu an. O tarafa doğru. Direkt de beni buluyorlar ya. Yaralıyım abi. İki jeneratör yapacağım. Köpkeler hemen de beni buluyor ya. Hemen de. Güzel. Benden ayrıldı. Lehimcisi mi yandı acaba? Olabilir belki. Buradaki adam direkt es geçti abi. Geri mi dönecek buraya acaba? Bana bir şey verdi lan o, bir dakika. Adamsın sen. Ulan senin gibi yürekli adamlar kaldı mı be? Bozuk. Oğlum tamir edilmiyor bu. Boş. Ben de dedim alet çantasını bozdu. Tamir edilmiyor abi, boş. Boşaltmış, öyle veriyor serseri. Neyse, yine de sağ olsun. Kendini konutlu almış. Vay seni gideceğim faresi seni. Seni gideceğim faresi seni. Fatality. Nasıl kesti öyle? Aman Allah'ım. Neler oluyordu? Tak tak vurdu. Nasıl yapacağız? Hiç fikrim yok. Böyle tamir edeceğim bunu ben. Yakında mı kanca? Yakında. Bence ben bunu bitiririm ya. Ne diyorsunuz? Bence ben bunu bitiririm arkadaşlar. Böyle bir disrespect yaparım ben buna bence. Güzel. Ne yapacak, izliyoruz. Güzel. O arkada takılıyor. Ben şuraya doğru gidiyorum hemen.
Harika. Harika. Güzel. Bakalım nereye gelecek. Oo, kilitlendi bu arada orası. Bu biraz kötü oldu arkadaşlar. Aslında şuraya doğru gidebilirim. Çünkü neden olmasın? Buraya gelebiliriz. Biraz daha yollayabiliriz bunu. Burası biraz zor bir loop ya. Güçlü bir loop arkadaşlar. Buradaki paleti hemen kırmak da istemiyorum. Hatta buradaki ama kıracağız gibi paleti ya sanki. Sanki kıracağız gibi. Tamam. Buradan gideriz abi bize. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Lehimcisi yandı. Hala niye bana geliyor abi bu lehimci yandı? Neden? Ya öyle lehimci yanıp beni takip edersen öyle kaybedersin işte jeneratörleri. Serseri. Şuradaki jene oturabiliriz. Hemen gelirse de arkadaki pencereden atlayacağım arkadaşlar. Hemen öyle... onu da kesti. Tamam, bir kişi yaralı. Bir daha iki kanca asıldı. İki jeneratör kaldı. Güzel gibi ya. İyi gibi gidiyoruz şu an. Beyze getirmedi Allah'tan. Şu kum torbam eğer geri dolarsa çok güzel olacak. Şimdi şöyle bir şey, buraya gelebilir abi. Ben buradan uzaklaşayım. Şuradan gelirse şansım yok gibi sanki. Gelecek mi? Gelmiyor sanki. Şimdi kurtaracağım ben onu, merak etmeyin. Tekrar lehimcisi yanmış olabilir. Ha, kurtardılar. Adam katili oradayken kurtarıyor, şimdi onu asacak. Ne fark etti oğlum? Katile çalışıyor adamlar resmen, baksana. Astı şimdi seni. Adamlar resmen maç satıyor gibi bir şey şu an. Buraya geliyordu. Baltayı taşa vurdu ama. Bakalım. Buraya gelecek. Burada düşmemem lazım arkadaşlar. Çünkü neden biliyor musun? Burada düşersem basement diyeceğim. O yüzden düşmemem lazım burada. Daha uzak bir yere düşmem lazım. Yedim bile galiba basement'a. Yemedim son anda, son saniyede. Yemin ediyorum var ya, alkışlarla yaşıyorum şu an. Çok şanslıyım, çok şanslıyım. Çok şanslı bir köpeğim arkadaşlar. Allah, baltayı taşa vurdu sarsarı. Oğlum yine güçlü bir yere geldik abi. Bu haritayı ben işte bu yüzden seviyorum ya. Çok kuvvetli arkadaşlar. Zor yani. Mecburen arkama gitmesi gerekiyor. Beni bırakması lazım. Beni takip ederse kaybedecek çünkü. Ama şimdi bana da tek atıyor ya. Tek vuruşa yere düşürüyor. Ben de onu tahrik ediyorum yani. Şey yapabiliyorum. Onu çekebiliyorum çünkü beni tek vuruşla bayıltabiliyor. Hadi yapar mıyız çocuklar? Yaparız. Büyük ihtimalle lehimcisi yandı, o yüzden gitti. Neyse, oradan gelirse o arka tarafa doğru kaçacağım. Birazdan lehimcisi yanabilir. Eğer var ya, burada düşersek direkt oyunu kaybettik, biliyor musunuz? Hem basement burada hem jeneratör burada. Bu arada yine şeyi vuruyor. Steve'e gitti abi. O Steve ölecek gibi galiba şu an. O Steve öldüğü an biter abi. İnşallah buraya geri döner ya. Yani beni aslında o Steve öldürmesin. Hop, bitti. Güzel. Helal lan sana Steve. Gel, gel kardeşim, gel hemen iyileştireyim seni. %9 iyileştir, hızlıyım ya. Bu köpkede kendini... Allah, özür dilerim. Bu köpkede kendini kanıtla da varmış. Takır takır bitirdiler bak jeneratörlere. Pat pat bitti abi canlar. Aha, o jeneratör de bitti. Süper be, süper. Şimdi hızlı bir şekilde... buradaki palet de duruyor. Hemen şuradaki... Buraya gelir mi acaba sizce? Bilmiyorum. Kapıyı da hızlı açıyorum abi. Her şeyi hızlıyım. Sigarayı da hızlı içiyorum. Her şey. Her şeyde hızlıyız. Şu kapıyı bir hazırda tutayım. Diğer kapıyı da hazırda tutmam lazım. Dur bakalım neler olacak. Bunlara herhalde... onu açtılar. Hangi kapıyı açtılar? Bir dakika. Tamam, o kapıyı açtılar. Güzel, açtılarsa onlar çıktı ya galiba. Yani açtılarsa çıkmışlardır değil mi? Kimse düşmesin de bekliyorum. Nerede? Allah kahretmesin ya. Çok kötü oldu bu. Arkadaşlar bir şey sorabilir miyim? Niye kapıyı açtınız? Yani adam şimdi onu astı kanca ya. Yani bunun vebalini kim çekecek şimdi? Al işte, onu astı şimdi kanca. Hadi bakalım, buyur buradan ya. Nasıl kurtaracağız şimdi onu? Beni gördü mü acaba barbeküyle? Bilmiyorum. Takım burada abi. Dedin dedin. Hadi. Hadi bakalım. Kapıyı açan kurtarsın abi onu oradan. Kurtarın, kurtarın. Çok kötü ya. Buradan nasıl kaçacağız ki buradan? Buradan kaçmamız biraz problemli, biliyor musunuz? Yani bunu buradan almamız. Oyun sonu çünkü ilbiliyle. Eyvah. Kurtarsana. Allah seni kahretmesin. Abi kurtaramıyoruz. Ben şunu iyileştireceğim bir dakika. O sürünsün. Çok kötü kaldık ya. Zaman da bitiyor var ya. Zamanın bitmesi de çok kötü oldu. Buraya geliyor abi. Buraya geliyor. Eyvah, onu çabuk kurtar. Onu da asacak oraya. Eyvah. Ne yapacağız şimdi? Ölmüş lan o. O da öldü. Ben kaçarım abi.
Ben giderim buralardan. O da ölecek. O abi şuraya bak. Adam resmen comeback attı ha. Helal olsun gerçekten. 3 kişi gidiyor abi şu an. Buraya her an testereyle gelebilir. O da düşecek galiba. Ulan 3 kişi mi öldük? Lütfen düşme be. Aha baltayı taşa vurdu. O belki ölmeyebilir ya. Çabuk karşıma koş koş koş. Eyvah eyvah eyvah. Kaldı orada abi. Ne yapacak bakalım. Ben de kurtaramayacağım onu. Düşerse eğer. Hadi be. Anla ki abi. Yapacak bir şey yok. 3 kilo aldı adama, helal olsun ya gerçekten. Ben çıkıyorum. Benim bu saatten sonra yapabileceğim hiçbir şey yok abi. Çok kötü öldürdük yani. Oyun sonu Hillbilly gerçekten çiziyor. Ama kapıyı açmayacaklardı arkadaşlar. Yani herkesin bir şeyde olduğuna emin olun. Yani kapıyı indiriyorsun, ondan sonra birisini asıyor. Sonra zaman bizim aleyhimize işlediği için adam bekliyor abi. Gelsinler kurtarsınlar diyor. Tıkır tıkır. Hillbilly yani bu, bir de bu. Çiziyor biliyorsunuz testereyle. Adamı görüyorsunuz değil mi? Tek attı hepimizde şu an. Harbi helal olsun yani, çok güzel çevirdi. Bravo, diyecek hiçbir şey bulamadım. Kendini kanıtla var. Hızlı bitti jenler, güzeldi ama. Billy didn't kill us, survivors did. Diyor ki Billy bizi öldürmedi diyor. Kurbanlar öldürdü diyor. Paris, kim o Paris? Paris'i kızdı abi. Sinirlendi. Neyse arkadaşlar. Toolbox'ımızı da aldık. Kısa günün karı. Güzel oyunlardı. Yaralı olarak başladık. Risk aldık. Elimden geleni yaptım. Hızlı hızlı, her şeyi hızlı yapmaya çalıştım. Takımıma faydalı olmaya çalıştım. Güzel bir build, eğlenceli oluyor. Zor bir build. Hani biraz böyle kumar gibi ama böyle çalıştığı zaman hemen oyun başlar başlamaz siz düşmediğinizde gerçekten eğlenceli oluyor. Bir de hani yaralısınız ya, katil böyle sizi agrolanıyor. Yani sizi peşinize düşüyor. Beni öldürmek istiyor. Bu da daha heyecanlı kılıyor oyunu. Çok teşekkür ederim. Kurban videolarına devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arda arda çektiğimiz 3. ya da 4. kurban videosu olması gerekiyor. Devam edeceğiz. Katil kurban ortaya karışık devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Bir saniye izleyerek de videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.